ve Ticaret Bakanımız Sayın Nurettin Canikli Beyefendinin konuşmalarını yapmak üzere sahneye teşriflerini arz ediyorum. Çok kıymetli misafirlerimiz, basınımızın değerli temsilcileri, hepiniz toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmamın başında dünkü 19. Olağan Genel Kurul toplantısında yeniden genel başkanlığa seçilen TESK Başkanımız Bendevi Bey'i tebrik ediyorum bu vesileyle. Çalışmalarında şunu hemen tabii ben itiraf etmem gerekiyor. Bugüne kadarki yaptığımız çalışmalar itibariyle hem milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem de önceki dönemde maalesef bu gibi konulara belki konumumuz gereği biraz uzak kaldık. Maalesef diyorum çünkü esasında bu konular, bu ilkeler hiçbir zaman gözden ırak tutulmaması, her zaman içimizde bizimle birlikte yaşaması ve bizimle birlikte yürümesi gereken ilkeler. Ama şu veya bu nedenle, şu veya bu gerekçeyle maalesef hayatımızın, çalışmamızın önemli bir bölümünde belki fiilen yapılıyor yapılmıyor ayrı bir konu ama kökenleri itibariyle bir felsefi hareket olarak, felsefi düşünce olarak, bir sosyal akım olarak bunların farkındalığı noktasında eksikliğimizin olduğunu ve içselleştirme noktasında belki bazı sıkıntılarımızın meydana geldiğini burada itiraf etmem gerekiyor. Bu açığın kapatılmasına vesile olması yönüyle de bu konuların bu bakanlığımız bünyesinde gündeme gelmesi faaliyet konuları itibariyle beni ziyadesiyle memnun ve mutlu ettiğini öncelikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli misafirler, gerçekten ahilik bu hafta nedeniyle özellikle ve önümüzdeki haftada yoğun bir şekilde bunları konuşmaya, tartışmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Önemli bir model aslında. Yani bu nedenle tekrar konunun içine girdikten sonra tekrar bu konuları okuma imkanı biraz daha detaylı bir şekilde değerlendirme imkanı bulduktan sonra bunun çok önemli bir model olduğunu ve bu modelin başta Türkiye, başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa aslında rahatlıkla uygulanabileceğini ve evrensel ilkeleri içinde barındırdığını bir kez daha görme imkanımız oldu. O itibarla belki bu adla isimlendirilmedi ama çok kuvvetli, sağlam temellere dayanan bir felsefi akım olduğunu esasında tanımlamak sanıyorum abartılı bir tanımlama ve değerlendirme olmayacaktır. Öncelikle bu konuda sanıyorum bundan sonraki çalışmalarda bu yönünü de dikkate alınarak, çünkü sağlam temeller üzerine dayanan, oturan bir felsefi akım söz konusu olduğunda bunun aynı zamanda evrensel değerleri de içerdiğini kabul etmemiz ve sadece Türkiye ülkemiz değil, tüm insanlığa hitap edebileceğini ve onların da değerlerini kapsadığını kabul etmemiz gerekiyor. O nedenle önemlidir. İnşallah bundan sonraki dönemde buradan yola çıkarak, bu gerçekten, bu realiteden yola çıkarak bu çalışmalarımızı, yani ahilikle ilgili, onun ilkeleri, değerleriyle ilgili çalışmalarımızı yapmamız gerekiyor ve bütün insanlığa bunu duyurmamız gerekiyor. Ama tabii bu sunum, bu anlatım yapılırken elbette anlatım kriterleri etkili sonuç alabilecek tarza yürütülmesi gerekiyor. Bunun ilk adımı olarak ahilikle ilgili bir ansiklopedinin hayata geçirilmesini kabul edebiliriz. Yani bu anlaşılabilir, insanlara aktarılabilir ve insanlar tarafından da kabul edilebilir bir araç olarak ansiklopedi son derece önemlidir. Sadece sıradan vatandaşın, bizlerin, halkın değil, akademik dünya için de öğretici, katkı sağlayıcı ve araştırmalarına, bu konuyla ilgili araştırmalarına, geliştirmelerine inanılmaz bir şekilde yol gösterici özelliğe sahip olacak olan bir eserdir. Bu yönüyle de bu ansiklopedi gerçekten son derece önemlidir. Şimdi bu çalışmayla esas amaç, bugüne kadar ahilikle ilgili yapılan çalışmaların daha değerli, toplu, daha düzenli ve mümkünse bu konuyla ilgili ne varsa bir kaynakta toplanması ve kullanıcıların hizmetine sunulmasıdır esas amacımız. Bu da son derece önemlidir. Yani
bu şekildeki bilgilerin, bilgi demetlerinin çok farklı platformlarda, ortamlarda yer alması, bunlar üzerine yapılan araştırmalarda da sanıyorum epey bir zorluğun çıkmasına yol açabilir. Ama şimdi şu ana kadar bilinen, ortaya çıkartılabilen bütün değerler, yazılanlar, çizilenler, hatta bilinmeyenler, unutulanlar dahil ahilikle ilgili, bu felsefi akımla ilgili, bu sosyal sistemle ilgili bugüne kadar bilinenler ve bilinmeyenlerin tamamı bu ansiklopedide yer almaya çalışılmıştır, dahil edilmeye çalışılmıştır. Ve sanıyorum, görebildiğim kadarıyla sanıyorum bu alanda da iddialı bir eserin, bir kaynağın üretildiğini, meydana getirildiğini söylememiz mümkün olacaktır. Şimdi tabii ahili konuşuyoruz, konuşacağız, değerlendireceğiz. Gerçekten çok önemli, evrensel, hiçbir zaman reddedilmeyecek ilkelere ve uygulamaya sahip. İlkeler ortaya konulur, temenniler ifade edilir, doğru tespitlerde bulunur ama bunun aynı zamanda uygulanabilir olması gerekir. En az ilkelerin doğruluğu, tutarlılığı, sistematik olması kadar aynı zamanda bunların realize edilebilir olması gerekir. Eğer ikinci ayağı eksikse, yani hayata geçirilme imkanı şu veya bu nedenle yok ise, o özellikleri taşımıyorsa, yani o ilkeler, o değerler gerçeklerle, fiili yaşamla, hayatla örtüşmüyorsa, pratiğe dökülemiyorsa, o teorinin de bilimsel bir çalışmanın ötesine geçme imkanı olmaz. Ahiliğin en önemli unsurlarından bir tanesi hem bu evrensel ilkeleri barındırması, onları içermesi, onları savunması ama aynı zamanda başından sonuna kadar tüm ilkeleri çok başarılı bir şekilde dünyanın tanıdığı en büyük medeniyeti oluşturacak bir toplum yaratacak şekilde hayata geçirilmiş olmasıdır. Başından sonuna kadar, en ayrıntısına kadar. Özellikle beni çok etkileyen, şok eden birkaç bölümü var. Yani birkaç bu ahiliğin uygulanış biçimi itibariyle onu en sonunda inşallah konuşmamın sonunda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tabii biraz önce de ifade edildi. Bütün değerleri, hayata uyguladığı ilkeler önemli. Onların hepsi yol gösterici, hepsi dikkate alınması gereken kişisel anlamda, sosyal hayat anlamında ve toplumun tamamı ve evren anlamında, bütün insanlık anlamında. Tabii tüm bu değerler içerisinde Anadolu coğrafyasının bir halı gibi dokuyan Ahi Evranı Veli'nin en önemli nasihatı bu sistemi taçlandırıyor. O da dün yine Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından teskin olağan kongresinde de ifade edildi. Biraz önce Sayın Konuşmacı söyledi. Ahi'nin eli, kapısı, sofrası açık olmalı. Gözü, beli ve dili kapalı olmalı. Şimdi ilk bakışta hakikaten güzel bir söz gibi böyle zihnimizin ortasından gelip geçiyor. Eğer durup düşünmezseniz, değerlendirmezseniz, yaşadığınız dünya ile harmanlamazsanız böyle güzel bir söz gibi gelip geçiyor. Burada durmak gerekiyor. Her bir ilkede, her bir cümlede her gün saatlerce düşünmek gerekiyor. Veya günlük hayatınıza başlarken dahi mutlaka bunu bir defa daha gözden geçirmeniz gerekiyor. Aşağı yukarı bütün sistemlerin en ahlaki önerdiği, savunduğu ahlaki temellerin özeti olarak nitelendirmemiz mümkün. Bu Ahi Evranı Veli Hazretlerinin bu sözlerini. Yani gerçekten eli açık olmalı. Bakın, bir dini ya da manevi bir öğretinin, tavsiyenin ötesinde aynı zamanda sosyal ve mutlaka her toplumda çok etkili bir şekilde hayata geçirilmesi gereken sosyal politikaların, sosyal uygulamaların da özüdür esas itibariyle. İnsanın elinin açık olması demek toplumda dayanışmanın, ihtiyacı olan insanlara diğerlerinin bir mekanizmayla, bir yöntemle bu açığının kapatması demek, o ihtiyaçlarını gidermesi demek. Bunun üzerine dediğim gibi saatlerce konuşabilirsiniz, kitaplar yazabilirsiniz, okuyabilirsiniz, düşünebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Diğerler için de geçerli. Yine aynı şekilde harama bakma, haram yeme, haram içme.
Yani harama bakma. Harama bakma. Bu haram yememenin erdem olarak sayısız kez üzerinde bir ilkedir. Harama bakma. Bütün haramlar için geçerli. Doğru, sabırlı, dayanıklı ol. Yalan söyleme. Büyüklerinden önce söze başlama. Kimseyi kandırma. Kanaatkar ol. Dünya malına tamah etme. Şimdi şunları düşündüğümüzde ben şahsım olarak önce kendi açımdan bakıyorum, kendimi değerlendiriyorum. Hepsinden almam gereken ders var. Hepsini özümsemem gerekiyor. Hepsini gerçekten yüreğimin, zihnimin derinliklerine işlemem gerekiyor. Sanıyorum hepimiz için geçerli, toplum için geçerli. Bu açıdan hepsi belirleyici, katkı sağlayıcı ilkelerdir. Ahiliğin en önemli özelliklerinden bir tanesi de, daha doğrusu en belirgin, en karakteristik, damga vuran özelliklerinden bir tanesi iş hayatıyla ilgili, çalışma hayatıyla ilgili. Bu yönü daha öne çıkıyor. Diğer tüm ülkeler, bütün insanlar için, bütün değerler, bütün toplumlar için geçerli ama özellikle iş hayatı için. O kadar önemli, o kadar belirleyici ki. Şimdi bakın, bir defa kuralları olan bir sivil toplum örgütü, bir dayanışma örgütü, bir sigorta mekanizması, bir ombudsmanlık aynı zamanda. Bu sistem içerisinde, bu yapı içerisinde herhangi bir sorun ortaya çıktığında o sorunu giderecek ve taraflara uygulatacak aynı zamanda bir mekanizma. İşte ombudsmanlık dediğimiz mesele bu. Şimdi onun için örgütler kuruyoruz, onlarca, yüzlerce insan çalıştırıyoruz. On binlerce müracaatlar hayata geçiyor. Keza sigorta mekanizması, sigorta müessesesi. Eğer yine bu yapıyı oluşturan sanatkarlarımız, esnaf arasında bu konuda maddi anlamda, parasal anlamda desteğe ihtiyacı olan varsa sistem bunu karşılıyor. Ya da bu sistem nedeniyle zarara uğrayanların bu zararını mekanizma tazmin ediyor. Sigortanın özü, sigortanın en alası. Hem de masrafsız bir şekilde. Her sigorta mekanizmasının, sistemin yürütülmesi gerçekten çok ciddi maliyetleri gerektirir. Şu anda modern sistemler içinde geçerlidir. Bazen esas tazminat olarak gitmesi gereken kaynakların önemli bir bölümü bu sistemin yürütülmesi için kullanılır. Ama burada en düşük maliyetle, tamamen görünürlük esasına göre. Çünkü sistemin bir parçası, her birey, her fert zaten sistemin bir parçası. Hem aktif olarak bir parçası hem de aynı zamanda tarafı. Öyle olunca bu anlamdaki maliyetler en düşük seviyede gerçekleşebiliyor. Biz bütün modern toplumlar dahil halen bu noktaya, ombudsmanlık için de geçerli, sigorta mekanizması için de geçerli, sosyal dayanışma için de geçerli, bir mahkeme gibi düşünün, onun için de geçerli, bu noktaya, ideal noktaya ulaşabilmiş değiliz. Ve çok kısa sürede çözümleniyor sorunlar, itiraflar ya da bir yapılması gereken bir destek varsa. Ve özellikle olumsuz yönde etkilenen taraflar hiçbir şekilde kamuoyuyla paylaşılmıyor, deşifre edilmiyor. Tamamen son derece dar kapsam içerisinde ve o insanın da psikolojik olarak dengesini bozmayacak bir tarzda hayata geçiriliyor. Bakın ne kadar güzel. Şu anda bunlar hiçbirisini, hiçbir buna benzer mekanizmada biz yürütemiyoruz. İster mahkeme olarak düşünün, ister avukatlık, ister sigorta mekanizmaları için değerlendirin. Hepsi için geçerli. Biz bu anlamda, bu hassasiyette, bu incelikte, bu değerler manzumesi bünyesinde yürütemiyoruz maalesef. Sadece bizim için değil. Bütün bugün modern toplumlar için geçerli. Bütün acımasız kurallar çünkü devrede. Biraz önce ifade ettiğim gibi atalarımız bu ilkeleri, bu sistemi çok başarılı bir şekilde hayata geçirmişler ve dünyanın tanıdığı, bildiği, kabullendiği en büyük medeniyetlerden, en erdemli medeniyetlerden bir tanesini kurmuşlar ve biz de elbette bu atalarımızla her zaman bu medeniyeti, bu sistemi kuran, dünyaya örnek olan atalarımızla elbette gurur duyuyoruz. Böylesine önemli bir kültürel değerlerin, ilkelerin ve son derece geniş bir coğrafyaya yayılan, bakın bu da önemli. Yani sadece dar bir alanda, kısıtlı bir toplulukta hayat bulmamış. Gerçekten çok büyük coğrafyaya yayılmış, Anadolu coğrafyasını aşmış ahirin ilkeleri ve uygulaması. Bu yönüyle de bu kadar geniş etkileri olan bir sistemle ilgili hem vatandaşlarımızın hem de akademik dünyanın faydalanacağı, istifade edeceği bir ansiklopedinin mutlaka uygulamaya geçirilmesi, hayata geçirilmesi gerekiyordu.
Bakanlığımız bu düşüncelerle ansiklopedinin çalışmalarını başlattı. Ve bununla ilgili olarak tabii bu vesileyle projenin mimarlarından mimarı Selefim Hayati Yazıcı'ya da çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Çünkü esas şey, proje onundur. Esas mimar odur. Biz sadece üretimin aktarılmasında, kamuoyuyla paylaşılmasında görev aldık. Bu vesileyle bakanımıza buradan teşekkürümüzü iletmemiz gerekiyor. Ve tabii çok değerli bilim adamlarımızdan oluşan bir yayın kurulu oluşturuldu. Onlara çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Her şeylerin yüreklerini, beyinlerini, donanımlarını, dağcıklarını samimiyetle ortaya koydular. Böyle bir eserin üretilmesi için onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Yayın kurulu dışında 160'a yakın bilim adamımız yazılarıyla destek verdi, katkı verdi. Onlara da elbette çok teşekkür ediyoruz. Sonunda iki ciltlik 916 sayfadan oluşan ve 1380 madde ve başlığı olan bir ansiklopedi ortaya çıktı. Şimdi gerçekten ansiklopedide ahilikle ilgili bilinenlerin dışında şahsım da dahil olmak üzere birçok insanı şaşırtan bilgiler ve değerler yer alıyor. Bakın bunlardan bazıları. Şimdi ülkemizdeki arşivlerin tamamında yapılan araştırmanın neticesinde ve bütün Osmanlı sathına yayılmış ahi yapıları maddeler halinde ilk defa sıralanıyor ve bir ahi yapı envanteri oluşturuyor. Bu çerçevede bakın ahi unvanlı kişilerin yaptırdığı tekke, zaviye, hangah, cami, mescit, medrese, mektep, misafirhane, çarşı, han, türbe, çeşme gibi yapıların hemen hemen tamamı bu ansiklopedide yer alıyor. Ahi unvanlı kişiler tarafından yaptırılıyor. Yani medeniyetin bir yapı tarzı da var. Bir medeniyetin en önemli unsurlarından bir tanesi şehirleşmenin detayları olan unsurları da içeriyor. Bakın, o kadar büyük bir gerçekten hayata geçirmiş bir medeniyet ki, altı dolu olan bir medeniyet ki, yine biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi sadece Anadolu'nun batı ve orta Anadolu illerinde yoğunlaşmıyor. Ahi yapıları ve etkileri aynı zamanda. Ahinin yapısı varsa orada ahi geçmişi vardır, geleneği vardır ve bir ahi damgasını vurmuştur, sistem damgasını vurmuştur. Buna ilave olarak Hazar'dan Balkanlara, Türkiye'nin doğu ve güneyi kuzeyi, kısaca Osmanlı coğrafyasının neredeyse hemen hemen tamamında ahiliği, ahi yapılarını ve bunların izlerini görmek mümkün. İşte bu eserde, bu ansiklopedide birçoğu ilk defa gün yüzüne çıkan, ilk defa kullanılan ahi vakfiyeleri, ahilik belgeleri ve ahilere ait kitap ve eserler de yer almaktadır. Bu yönüyle de ilktir, son derece önemlidir. Şimdi diğer önemli bir husus da şudur, bakın. Ahilik sadece erkeklere mensup bir sistem değildir. Belki bu da az bilinen özelliklerinden bir tanesi. Ahilik mekanizmasında, sisteminde, uygulamasında bacılar, kadınlar, bayanlar da son derece etkili ve onlar da kendilerine özel, özgün sistemlerini kurabilmişlerdir, kurmuşlardır ve aynı ilkeler etrafında faaliyetlerine devam etmişlerdir. Bu konuyla da ilgili, yani ahi bacılarla ilgili de bu ansiklopedide bir hayli kıymetli bilgi var. Ahi bacılar da sadece Ankara'da değil, yine Anadolu'nun çok farklı bölgelerinde faaliyette bulunmuşlardır. Şimdi çok uzatmak istemiyorum. Biraz önce söylediğim, benim çok dikkatimi çeken, etkileyen özelliklerinden bir tanesi şu, bakın. Dünyada ilk toplu iz sözleşmesi, Fincancılar toplu iz sözleşmesidir. Tarih 1764. 1900'lü yıllarda henüz bugünün gelişmiş batı modern ekonomilerinde, ülkelerinde 1900'lü yıllarda sanayi devriminden sonra hamile kadınların, çocukların 18 saat ve sadece tokluk için yani yemek karşılığı çalıştırdıkları bir dönemden 200 yıl önce içinde çalışanların hakları, izinleri, ücretleri, maaşlarının da yer aldığı bir toplu iş sözleşmesi bu medeniyetin bir eseri olarak 1764 yılında ve bu topraklarda akt ediliyor. Bu çok önemli bir özelliktir değerli kardeşler. Bunu bilmiyoruz bakın. Ben de açıkçası bunu ilk defa bu vesileyle öğrendim.
1900'lü yıllarda henüz daha hiçbir sosyal anlamda işçi hareketleri ya da buna benzer gelişmeler söz konusu yok dünyanın hiçbir yerinde. Diyor mu? 1900'lü yıllarda sanayi devriminin ilk yıllarında çok acımasız şartlarla inanılmaz bir şekilde insanların, çalışanların sefalete terk edildiği bir durum söz konusu. Bundan tam 200 yıl önce bizim medeniyetimiz işçilerin, çalışanların haklarını en ayrıntılı bir şekilde kağıda döken, sözleşmeye bağlayan bir yapı oluşturabilmiş. Yani elbette bu medeniyetle sanıyorum gurur duymamız hepimizin hakkıdır. Bu anlaşma çerçevesinde günlük çalışma ücretlerini, ücretleri belirleniyor. Günlük çalışma saatleri belirleniyor. Kaç, ne kadar üretileceği üretildiği hepsi kayıt, tek tek kayıt altına alınıyor ve taraflarca imzalanıyor. Bunun daha ötesi var mıdır? Yani gerçekten konuyla ilgili olarak söylüyorum, sözün bittiği bir yerdir. Tekrar bu güzel eserin vücuda getirilmesinde emeği geçen başta yayın kurulu üyelerimiz olmak üzere yazılarıyla katkı veren, 160'a yakın yazısıyla katkı veren değerli bilim adamlarımıza ve bu projenin sponsoru Şeker Banka elbette. Bu da son derece önemli. Bir kez daha huzurlarınıza teşekkür ediyorum ve ayrıca bakanlığımız, mensupların, çalışma arkadaşlarım, onların da çok büyük, gerçekten başından sonuna kadar büyük katkıları oldu. Bu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ve ayrıca emeği geçen, bu çalışmalarda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu ansiklopedinin ülkemiz, milletimiz, bütün insanlık için hayırlar getirmesini, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.